Abi bir şey soracağım ya. Bu sene sence PES mi yoksa FIFA mı? Of yeter artık be. Her sene aynı şey gerçekten birazcık kabak tadı vermeye başladı ve ben de hiç lafı uzatmadan doğrudan videoma geçmek istiyorum. İşte karşınızda PES 2018 bilmeniz gereken bütün yenilikler, değişiklikler, kısacası her şey. Oyunuzu her ne kadar ayarlara girip oyunu hızlandırma şansınız olsa da PES 2018'in dikkat çeken en önemli özelliği oyunun bu sene daha da yavaşlatılmış olması. Burada anlamanız gereken oyuncuların ve oyunun hantallaşmış olduğu değil, tam tersine hücum veya savunma futbol oynayın, sahadaki oynadığınızın gerçek futbola daha da çok benzediği. Özellikle gol atmak için rakip yarı alanına daha pasa dayalı ve organize bir şekilde ilerlemek gerekli. Otomatik perdeleme. Perdeleme genelde basketboldan duymaya alışık olduğumuz ve gerçek futbolda Puyol ve Servet Çetin gibi top geçer adam geçmez tarzı savunma oyuncularından tanıdığımız bir şey. PES 2018'de karşımıza çıkan perdeleme ise maç içerisinde oyuncuların hareketlerine ve hücum eden takımın yarattığı tehlikeye göre bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor. Kontrolünüz dışında olan bir şey olmasından dolayı biraz canınızı sıkacak gibi gözükse de yapılan perdeleme oyunun temposu içinde pek fark etmeyeceğiniz şekilde doğal ve oyun esnasında ha şurada yapılsaydı veya yapılmasaydı gibi bir his yaratmıyor. Dribbling. Yavaşlamış oyun temposu biraz değiştirilmiş oyun kontrolüyle birleşince ortaya çıkan dribbling çok akıcı ve gerçekten doğal. Sol oyun çubuğu ile birden yön değiştirerek rakip oyuncuyu çokoprens almaya gönderme imkanına sahip olsanız da ha bir şey keşfettim diye düşünüp de sürekli bu özelliği kullanmaya çalışan arkadaşların defans oyuncuları tarafından er ya da geç cezalandırılacağını unutmayın. Savunma. PES 2018'de savunma önceki oyunlara göre bu sefer daha da yeteneğe dayalı. Savunma her ne kadar tamamen manuel olmasa da topu rakibin ayağından almak için X tuşuna iki kere basmanız ve belirli oyuncuların üzerinde yoğunlaşıp hurra saldırmaktansa oyuncularınızı sahanın geniş bir alanına yayıp rakip takım oyuncularını biraz geriden karşılamanız gerekiyor. Onun için top rakip takımdan kimin ayağına gelirse gelsin hemen dili dana gibi saldırayım şeklinde bir düşünce içine girmeniz defans hattınızda çok boşluklar vereceğiniz anlamına geliyor. Ara paslar. Her ne kadar neredeyse her ara pasın golle sonuçlandığı PES 2016'da olduğu gibi olmasa da ara paslar PES 2018'de büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanmanız için paslarınızın süper bir zamanlamayla adrese teslim bir şekilde atılması gerekiyor. Yoksa rakip defansı ikiye bir yakaladığınız bir durumda bile atacağınız yanlış bir pasta eli boş dönme ihtimaliniz çok yüksek. Oyuncu hareketleri. Top sizdeyken sizinle beraber hareket eden takım oyuncularınızın saha içindeki koşulları ve pozisyon almaları çok ciddi bir değişime uğramış gözüküyor. Özellikle hücuma kalkan takım arkadaşlarınız sizin pas atabileceğinizi düşünerek rakip yarı sahada oluşan en ufak boşlukta bile pozisyon alıyor. Bir de şu önceki yıllarda ilk kez karşımıza çıkan ve sizin oyun stilinize göre hareket eden yapay zeka var ki bu sefer takım arkadaşlarınız özellikle ikinci yarıdan itibaren sizin neler yapacağınızı daha iyi kestirerek ona göre hareket ediyor. Top hareketleri. PES serisinde ilk kez futbol topu oyunculardan neredeyse tamamen özgür. Pas olarak gönderdiğiniz topun takım arkadaşınıza kilitlendiğinizden dolayı direkt ona gideceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık topu o takım arkadaşınıza kusursuz bir şekilde göndermeniz ve onun da aynı şekilde top gelirken doğru pozisyon alması gerekiyor. Onun için rakip yarı alanda birbirinden güzel tiki taka paslaşmalar derken rehavete kapılıp kalenin önünde gönderdiğiniz biraz düzgün olmayan bir pas yüzünden bir de bakmışsınız ki güzelim hücumu mundar etmişsiniz. Kafa vuruşları. Belki de beni en çok sevindiren yeni değişiklik o da kafa vuruşları artık eskisi gibi gereğinden fazla etkili değil. Kafayla hala gol atabilseniz de artık bu goller çok daha zor ve kalecilerin kafa topu kurtarışları çok daha iyi. Bundan sonra hiçbir kombine veya planlı atak yapmadan kanatlardan gelerek ya gol olursa diye yapacağınız ortalarla maç kazanmanız gerçekten çok zor.
Ve geldik PES 2018 ile ilgili bilmeniz gereken şeylerden oluşan videonun sonuna. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.